Operasyon yolunda kaza yapmışlardı. Siirt şehitleri ebediyete uğurlandı. Memleketlerinde hüzün ve gözyaşı vardı. Assubay çavuş Celal Özcan ve uzman çavuş Burak Aydoğan, Siirt'te operasyona giderken uçuruma yuvarlanan zırhlı araçta yaralanmışlardı. Şehit olan iki asker son yolculuklarına uğurlandı. 27 yaşındaki Assubay Celal Özcan'ın eşi Ayça Özcan da askerdi. Mutlulukları, hayalleri yarım kaldı. Memleketi Antalya'ya ateş düştü. Ayça Özcan eşinin fotoğrafına sımsıkı sarıldı. Bir an olsun elinden bırakmadı. Şehit Assubay'ın kardeşi Berke Özcan'sa abisinin üniformasıyla katıldı cenazeye. Vedalaşmak hiç kolay olmadı. Dedesi son kez sarıldı bayrağa sarılı tabuta. Şehit Celal Özcan'ın cenazesi kılınan namazın ardından Uncalı şehitliğine defnedildi. Uzman çavuş Burak Aydoğan henüz 26'sındaydı. O da evliydi. Memleketi Konya'dan çıktı son yolculuğuna. Yavrum benim, yavrum. Anne babası evlatlarına kavuşmayı beklerken naaşına sarılmak zorunda kaldı. Polis memuru kuzeni Nazif Emre Horoz'da Beşiktaş'taki bombalı saldırıda şehit düşmüştü. Aile ikinci kez aynı acıyla sarsıldı. Dualar gözyaşlarına karıştı. Şehit Burak Aydoğan'ın cenazesi de kuzeninin yanına defnedildi. Türkiye şehitlerini uğurlarken operasyonlar hız kesmeden devam etti. 1 milyon lira ödülle turuncu listede aranan terörist Hasan Ataş Tunceli de ölü ele geçirildi. Bitlis'te de iki PKK'lı etkisiz hale getirildi.